Ahmet Hamlet Tanpınar'ın ee, birçok romanı var. Bu romanlarda özellikle hem konuları itibariyle hem isim itibariyle hem de kahramanları itibariyle karşınıza çıkacaktır gençler. Ee, huzur romanıyla başlamak istiyorum. Huzur romanını ben okumaya başladım. Maalesef yarım kaldı. Ahmet Hamdi Tanpınar e, bireyin iç dünyasını anlatan eserler yazar. Biraz böyle psikolojik yönü ağır olan eserler yazdığı için bazen okuyucuya sıkıcı gelebiliyor. Ama aslında siz benim sıkıldığıma bakmayın. Kurgu yönüyle temeli sağlam, teknik yönden kusursuz eserler yazmıştır. O yüzden de aslında belki de ÖSYM tarafından da tercih edilen bir sanatçı olmaya da devam edecektir. Huzur romanı Mümtaz, Nuran, Suat ve İhsan çevresinde gelişir. Hatta roman dört bölümden oluşur. Ve bu dört bölümde bölüm adları kişi adlarından oluşmaktadır. Mesela birinci bölüm Mümtaz. ikinci bölüm Nuran şeklinde geçmektedir. Şimdi burada oraya bir yıldız attım fark ettiyseniz. Mümtaz romanın en önemli kahramanı. Mümtaz'ın etrafında şekilleniyor aslında biraz roman. Mümtaz... E, Nurana aşık oluyor. Yalnız Nuran evli e, ve e, romanın sonunda e, Suat intihar ediyor. Nuran Mümtaz'ı terk ediyor ve bir an için avuçlarının içine aldığını sandığı huzurunu bir daha bulamamak üzere Mümtaz kaybediyor. Roman ismini de buradan alıyor aslında. E, diğer bir romanımız Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Hatta romanı şöyle size göstermek istiyorum. Bu romanı ben geçen sene okumaya başladım ve nihayet bitirdim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. E, Kahraman özellikle kahramanın yönüyle çok çıkan bir e, kitaptır. Hayri İrdal karşınıza çok çıkacaktır. E, Hayri İrdal ...ve harit ayarcı romanın en önemli iki ismi. Burada uygarlık değişimi ironik bir şekilde anlatılıyor. Doğu batı arasında bocalayan Türk toplumunun anlatıldığı bir roman olarak... ...söyleyebiliriz, özetleyebiliriz Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanını. Sahnenin dışındakiler romanı da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın... ...Kurtuluş Savaşı dönemini anlattığı romanıdır. Bazen bu şekilde kimi sanatçılarımız... Her ne kadar e, bireyin iş dünyasını anlatsa da Ahmet Hamdi. işte Kurtuluş Savaşı dönemini anlattığı romanı da var sahnenin dışındakiler. Şimdi şöyle düşünün. Kurtuluş Savaşı'nda sahne Anadolu'dur. Ankara'dır. Burada sahnenin dışı demek ki savaşın aslında çok da böyle sıcak bir çatışmanın olmadığı İstanbul anlatılıyor. İstanbul'dan sahneler sunulmuştur bu romanda yani mütareke dönemi diye de karşınıza çıkacaktır. Kahraman olarak da kimi söyleyebiliriz Cemal ile Sabiha arasında geçen bir aşk da aynı zamanda anlatılmaktadır. Mahur beste romanı da huzur romanının kaynağını oluşturan bir roman, Ahmet Hamdi'nin e, yarım bıraktığı bir romandır. Yalnız e, Ahmet Hamdi'nin romancılığının önemli bir yönünü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Hatta şöyle bir ifade de geçer. E, eserde Atiye diye bir kahraman vardır. Atiye'nin mutsuzluğu huzurdaki Nurana miras kalır. Nurana biraz önce hatırlıyorsanız Mümtaz'la bir aşk yaşamıştı. Yalnız evliydi ve sonunda Mümtaz'ı terk ediyordu. Aynı işte Atiye'nin mutsuzluğu da huzurdaki Nurana miras kalmıştır.